Selam YouTube. Selamlar, selamlar hocam. Hoş geldiniz öncelikle. Bugün sizlere anlatacağım şeyler. Bunları biliyor muydunuz Lost Ark'ta? Umarım beğenirsiniz. Bir like atarsanız, abone olursanız çok çok sevinirim videoyu. izledikten sonra tabii ki hemen beğenin, like atın falan demiyoruz. Her gün Twitch'e canlı yayındayız. Linki aşağı bırakıyorum. Gelebilirsiniz. Sağ üstten falan da ulaşabilirsiniz. <laughs>

Artık karakter ekranında bu önde gözüküyor. Aynı şekilde backgroundını da değiştirebilirsiniz buradan. Bunları ayarlamamış, etmemiş insanlar vardır illa ki. Buradan karakterinizin yerini değiştirebiliyorsunuz. O oyun içinde de böyle gözüküyor. Alt karakterlerinize combat level kasabiliyorsunuz. Main karakterinize örnek veriyorum 59 level ise 58 level olarak kasabiliyorsunuz. Onu da şuradan yapıyorsunuz. Stronghold'a F2'den ışınlanabiliyorsunuz. songolda ışınlanıyorsunuz. Management kısmından şurada Training Camp var. Training Camp'tan buradan... Level kasabiliyorsunuz alt atıcılarınızda. Mesela bu 50 levelmiş, şu an 51 level olacakmış. Complete diyorum. Solfis artık 51 level. Şuradan Special Training kısmından 7 günlük bırakabiliyorsunuz. Eğer aura'nız varsa, şu Kristening aura'nız varsa, Ultimate Stress Booster açılıyor. Buradan direkt Training bırakabiliyorsunuz. Buradan hızlı şekilde Main karakterinizin bir düşük leveline kasabiliyorsunuz. Diğer bir özelliğimiz Feon bulamıyorsanız eğer geliyorsunuz ama Shard Exchange'den Feon satın alabiliyorsunuz 2200. Amatis Shard'a 25 Feon alabiliyorsunuz. <laughs> Easy peasy. Bunları nasıl bulabilirsiniz? Buraya Amatis Shard Exchange yazarsanız buradan direkt şöyle parlıyor. Twitch droplarından falan elde edebilirsiniz Amatis Shard'ları. Geliyorsun abi Feon'u çekiyorsun. İstersen Aura da çekebiliyorsun. Yani çok önermiyorum. Blue Crystal'e Aura alabilirsiniz. Ya da burada Mount var. Böyle bir binek kendileri. Kurt. Buna da kasabilirsiniz. 22k. Abiniz olsun. Kaos dönerken yapmanız gerekenlerden bir tanesi de şu abi. Primitive Strike denilen bir engraving var. Bunu legendleri de okuyabilirsiniz. Epic de okuyabilirsiniz. Eğer bununla kaos dönerseniz kaoslarınızı daha hızlı bitirmiş olacaksınız. Bunların kitapları da zaten ucuz. Özelliğinden de bahsedelim. Canavarların canları %100 iken daha fazla crit, date, crit atıyorsunuz ve %60 daha fazla damage vuruyor bu critler. Yani direkt tek atıp geçiyorsunuz kaos yaparken. Easy peasy. Bir başka özelliğimiz itemleri kilitleyebiliyorsunuz. Alt sol klik yaptığınız zaman bu item buraya koydum mesela. Bunların normalde bozulması lazım. Şuraya bastım short sistemde. Bunlar yukarıya kaymıyorlar. Alt sol klik ile kilitleyebiliyorsunuz. Eğer kilitlemezsem buraya bastığımda yerleri değişecektir. Buraya gittiler mesela. CTRL e sağ klik yaptığınızda bunları locklay edebiliyorsunuz. Normal itemleri locklay edebiliyorsunuz. Örnek veriyorum bunun kırmak istemiyorum. Bunu locklayabilirim. 1 saat sonra kilidini açabiliyorum. Bir saat bekleme süresine giriyor tabii ki kilidini açmak için. Bu item kilitlendi artık. Haftalık ve günlük görevleri alt J'ye basmadan direkt J ile basarak açmak. Onu da ayarlar kısmından yapıyorsunuz. Menü kısmına gelip şuradaki e test kısmını J'ye çevirip aynı şekilde yukarıda da şey var. Quest Journal. Quest Journal'ı da J'ye çeviriyorsunuz. Artık J'ye basarak bu ekrana ulaşabiliyorsunuz nasıl test? Normalde J'ye bastığınızda bu ekrana ulaşıyorsunuz. Bu ekranda hiçbir işinize yaramıyor. FPS düşüşü yaşayan insanlar varsa çok kalabalık yerlerde şunu yapmalarını öneririm bu arada. Şuradaki buff effect party member seçeneğini seçerseniz sadece buff atan klasların bufflarını görürsünüz. Diğer adamların yeteneklerini falan görmezsiniz. Bu da size artı FPS kazandırır. Şuradan e, normal kısmından chat ctrl e sağ klik yapıp normal kısmına chat top settings kısmını açarsanız buradan XP'yi falan kapatırsanız aynı bu şekilde yaparsanız Kaos ee, Dungeon'da falan FPS drop'larınız e, önlenmiş olacak. Diğer sekmelerde de bunu yapabilirsiniz. Alt Q'ya basarak Dungeon sekmesine ulaşabilirsiniz. Direkt uzaktan katılabiliyorsunuz. Mesela Argos Raid direkt buradan find party'ye tak tak. Aynı şekilde mesela Kaos Dungeon'ın yanına gitmeden Kaos Dungeon'a da girebiliyorsunuz. Aynı şekilde Garden Raid'e girebiliyorsunuz. Abyssal Dungeon'lara da uzaktan girebiliyorsunuz. Legion Raid'lere de uzaktan bağlanabiliyorsunuz. Her şeyi yapabiliyorsunuz abi. Challenge Garden direkt önüne gitmeden uzaktan herhangi bir yerde adadaysan mesela direkt bağlan. Kes, devam et. Ee, kılana girmenin yararları marketinden güzel item alabiliyorsunuz. 5 seviye. Will shop olan bir kılana girerseniz eğer marketini sömürebilirsiniz arkadaşlar. Hayvan gibi materyal alabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Bir kılanda değilseniz mutlaka bir kılana girin. Bossaş bileti, küp bileti falan da düşürebiliyorsunuz. Bunlar tamamen şansa tabii ki. Solar protection falan da alabiliyorsunuz. Artı basma materyalleri. Böyle gemilerden de alabiliyorsunuz. Şu portlar var ya. Limanlar. Limanların önünde iki tane gemi oluyor. Onlardan da alabiliyorsunuz. Materyal. Pirate coin ile. Petinize alt e, CTR Ctrl'e sağ klik bastığınızda şurada Pets Foundation kısmı açılıyor. Alt P ile de açabilirsiniz tabii ki. Ben böyleyi daha rahat buluyorum. Şuradan gem rolleyebiliyorsunuz. Hiç böyle gemin önüne gitmenize falan gerek yok. Gemlerinizi buradan rolleyebilirsiniz. Buradan direkt repair de edebiliyorsunuz itemlerinizi. Maillerinizi de kontrol edebiliyorsunuz petten. Tabi auranız olması lazım. Aura varsa. Oyunda Bifrost denilen bir şey var. Mesela örnek veririm ben buradayım. Buraya Save Location dediğim zaman burayı kaydedecek. Ve buraya Move dediğim zaman BK'a, Silver'a, buraya ışınlayacak beni. Bifrost kullanılması gereken en önemli şeylerden bir tanesi. Günlük görevlerin önüne atıyorsunuz. Mesela Phaeton'daki Veiling Spawn, Great Honor Lipson veren bir tane görev var. Oraya bırakmışım. Move dediğimde oradayım anında. gemile ile uğraşmamış oluyorsunuz bu şekilde. Oyunda Skill Tree Transfer denilen, yani Skill Tree Efekt denilen bir muhabbet var. Onda şuradan ulaşabilirsiniz. Kaydetmeniz lazım. Kaos'tan düşen materyalleri görebiliyorsunuz bu şekilde. Buraya geldiğinizde kullandığınız skillleri kaydedebiliyorsunuz. Mesela Quick Space level 5, atak speed'imi şey, koşu hızımı hızlandırıyormuş, move speed veriyormuş kendileri bana. Buradaki Fatih benim spec meter'ımı arttırıyormuş. Yani Z barımın, X barımın dolmasını hızlandırıyormuş. Bu şekilde kaydediyorsunuz. Kaos'tan düşen item olursa aynen şu efekt oluyor üstünde. Şöyle bir efekt oluyor itemlerin üstünde. Bunları aktarabiliyorsunuz. Şu NPC'den, Transfer Skill Tree NPC'sinden aktarabiliyorsunuz. Transfer Skill Tree NPC'sine geldiğiniz zaman burada aktarabileceğiniz itemler gösteriyor ve burada itemlerinizi gösteriyor. Bunları da aynı şekilde envantere de kaydedebiliyorsunuz. Örnek veriyorum ben bunu kaydettim. Bunları kaydedebiliyorsunuz. inventory iki farklı inventory 3 farklı, 4 farklı inventori açabiliyorsunuz. Blue Kırsal istiyormuş 3. Envantor için. Sol yukarıda event sekmesini kullanabilirsiniz bu arada. Gold veren adalar oluyor. Burada haftalık olarak gösteriyor zaten. Hangisi gold veriyor, hangi silver veriyor. Buradan bakabilirsiniz. Şu an hepsi silver veriyor. Forpe mesela gold verecekmiş. Tarihleri vesairesi, saati mati her şeyde yazıyor üzerinde. Aynı şekilde sol taraftan da kontrol edebiliyorsunuz. Şunu kapat. Buradan örnek veriyorum. Ada geldiği zaman burada görebiliyorsunuz. Monte, Volare, Pirate Coin, Card Pack ve Silver. 3 farklı da oluyor. Genelde Pirate Coin, Silver ve Card Pack. Bazen Gold geliyor Silver yerine. Bunları da buradan kontrol edebiliyorsunuz. Aynı şekilde Chaos Gate, Filet Boss, Ghost Ship, Siege'ler ne zaman tarihleri vesaire hepsine buradan bakabilirsiniz. Raport materyali elde etmek istiyorsanız Exchange Report denilen bir NPC var. Raport malzemeleri ve kostüm de alabilirsiniz. Bu kostümler kullanabilirsiniz isterseniz tabii ki. Başka raport materyali nasıl elde edebilirsiniz? Bu siteyi de aşağı bırakıyorum. Merchant Lost Merchant denilen bir site var. Lost Ark'ta belli saatlerde Merchant'lar geliyor belli bölgelere. Bunların hepsinin burada isimleri yazıyor zaten. Mesela buraya gelmiş, Orzonil'e gelmiş Yudaya'ya. Kart olarak Thunder kartını veriyor ve Epic Raport veriyor mesela. Buraya geldiğinizde nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Yudaya'ya gidip Orzonil'de bu bölgeye gittiğinizde ulaşabilirsiniz. Bu raporta. 55 keçede kayboluyor bunlar. Bizim saatimize. 9 dakika sonra gidiyormuş mesela. Bu sayıda aşağı bırakıyorum. Güzeldir. Oyunda Chaos Gate'e girdiğiniz zaman. burada sol yukarıda görürsünüz zaten. Chaos Legion'lar. Chaos Gate'ler. Bunlara girdiğiniz zaman size Replace atar. Replace'leri de bu Replace Exchange NPC'sinden çevirebiliyorsunuz. Legion'ları map alabilirsiniz. Her bölgenin farklıdır bu arada. Mesela burada 1415'lik versiyonu da var. Tier 1 versiyonu da var. Büyük ihtimalle Tier 2 yok. Mesela Tier 2 bölgeye gitmeniz lazım. Mesela Phaeton'a gitmeniz lazım. Tier 2 almak istiyorsanız Phaeton bölgesinde. Kalaca'da Replace NPC'si burada da var. Replace Exchange NPC'si burada da var. Buraya gidip Tier 2 alabilirsiniz. Hangisi pahalıysa ona göre hareket edersiniz. Örnek veriyorum. Bakalım hemen. Enchantment materyalden. Tier 2 şartlar 189 gold. Tier 1 Legendary. Yani büyük le large pekler 99 gold. Gidip Tier 2 alırsınız daha fazla gold elde edebilirsiniz şansınıza bağlı olarak. Oyunda şöyle de bir şey var. Taba bastığınızda böyle üst, önünüze kocaman bir map geliyor. Bu map'i orta tuşa basarak hareket ettirebiliyorsunuz. İstediğiniz yere koyabilirsiniz. Böyle sola koyabilirsin, sağa koyabilirsin vesaire vesaire. Ben şöyle kullanıyorum genelde. Ha bu map'ten Direkt alt sol klik yaparak da ışınlanabiliyorsunuz. Hani direkt büyük M'ye basıp M'den de tıklayabilirsiniz. Taba basıp direkt alt sol klikle de ışınlanabilirsiniz. Oyunda kullanabileceğiniz çok güzel de bir şey var. Kodex. Örnek veriyorum ne lazım size? Karizma lazım. Karizma. Karizmanız az. Belli bir NPC'ye kar şey, karizma kasamıyorsunuz. Geliyorsunuz buradan hangi karizmayı nereden elde edebileceğinizi görebiliyorsunuz. Her şey için geçerli. Bu hangi skill point vesaire Buraya skill point yazdığınız zaman hangi skill pointleri almadığınızı da öğrenebilirsiniz kolaylıkla. Ben mesela bir tanesini ignia tokenlerden almamışım. Buradan böyle rahatlıkla hangisini almışsın, hangisini almamışsın, hangisini yapmışsın görebilirsin. Oyunda alt O'ya bastığınızda achievement kısmı açılıyor. Adventure normal sekmesinden direkt armen vesaire alabiliyorsunuz. E, Legendary kartlara bu şekilde de ulaşabilirsiniz. Legendary kart destesi yapmak istiyorsanız birçoğunu da almamışız bu arada. Bende de varmış. Bu sayede ulaşabiliyorsunuz. Mesela Galatur veriyormuş. Mesela Garden Luen veriyormuş. Mesela Vey veriyormuş. Ben de yapmamışım. Bu V'ye ihtiyacım var şu an. Video bu kadardı. Daha çok böyle bilginin gelmesi istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Seviyorum sizleri YouTube. Her gün de e canlı indiriz. Beklerim. İniyorum <laughs> gökyüzünden atmosferi yırtarak yakın mesafeden kafana 18 tanesi karakter King of Rap. Döndü geri bastığı yeri yıkarak...